60 yaşına Allah kahretsin, söyleyemiyorum. Yaşına kadar asgari ücretle birisinin yanında çalışarak emekli olmayı beklemek sizce çok sıkıcı bir fikir değil mi? Size çok kısa bir süre içerisinde hiç sermaye ortaya koymadan kendi işinizi kurabileceğinizi söylesem, öğrenci olmanız, ortaokul, lise, üniversite, ev hanımı hiç fark etmez, yine de bunu yapabileceğinizi söylesem inandırıcı gelir mi size? Öyleyse ekrana bakın. Aylık 5000 lira ile 10.000 lira arası, aylık 4.000 lira ile 5.000 lira arası, aylık 24.000 liranın üzerinde gelir, aylık 19.600 liranın üzerinde gelir. Az önce size gösterdiğim ödeme kanıtları kişilerin kendi web sitelerini kurarak kazandıkları aylık gelirler. Bunu yapmak çok zor değil. Videoyu sonuna kadar dikkatlice izlerseniz gerçekten kısa bir süre sonra bu gelirleri elde edebileceğinizi göreceksiniz. Şimdi size adım adım kendi web sitenizi kurarak Google AdSense yöntemiyle nasıl para kazanabileceğinizi, asgari ücretin çok üzerinde nasıl gelir elde edebileceğinizi size anlatacağım. Blogger.com'a giriyoruz. Burası kendi web sitenizi ücretsiz oluşturabileceğiniz bir platform. Şimdi burada yazılar oluşturacağız. Yeni yayın dediğimizde burada içerikler oluşturacağız. Mantığımız şu: biz içerik yazacağız, içeriklerimiz Google'da sıralama alacak, insanlar zamanla o içeriklerimize tıklayarak aldığımız hitten videonun sonunda da bu siteyi nasıl paraya dönüştüreceğimizin iki yönteminden bahsedeceğim. Aldığımız bu hit size gelir getirecek. Şimdi web sitemize ne tür yazılar yazacağız? Bunu yapabileceğimiz birkaç yöntem var arkadaşlar. Öncelikle Google'ı açalım. Ardından trends.google'ı açalım. Google Planner'ı açalım. Şimdi trends.google'a geldik. Buraya keşfet diyoruz. Keşfet dediğimiz zaman Google'da en çok aranan trend konuları buluyoruz. Burayı son 2 ay yaptığımız zaman Google bize bazı önerilerde bulundu. Bunları alıp birebir kopyalayamayacağız. Sadece size fikir vermesi açısından. Yani burada trend ise insanlar tarafından çok aranıyor. Google'da AFAD, ChatGPT, Kandil Lira Satanesi AFAD aranmış. Bir sürü burada size fikir vermesi açısından konu üretebilirsiniz. Ben şöyle bir bakıyorum. Şöyle bir konu bulabilirim. İnsanların her zaman arayabileceği ve okuyabileceği konular. Deprem. Şimdi geliyorsunuz ChatGPT'ye, bir soru soruyorsunuz. Depremler ile ilgili bir blog sitesi kurdum. Bana 10 tane yazı başlığı öner. Şimdi ChatGPT size depremlerle alakalı 10 tane yazı başlığını sundu. Önce geliyorum, bu başlıkları kopyalıyorum. Bunları alıyorum, buraya kopyalıyorum. Bunlarla ilgili sırayla makale oluşturacağız. Evet, depremlerin temel nedenleri ve oluşum süreci. Bu bir yöntem. Diğer yöntem ise Google'a sorular sorarak yapmak. Depremler ile yazdım. Bakın, depremlerle ilgili insanlar neler aramışlar? Ayetler, bilgiler, haberler, makaleler, hadisler. Bunlarla ilgili de haber yapabilirim. Konularımızı iki şekilde tespit ettik. Bir ChatGPT, diğeri ise Google. Şimdi konularımızı tespit edip TXT'ye kaydettikten sonra konularımızın ilkini yazı olarak yazmaya başlayalım. ChatGPT'ye şunu soracaksınız: yukarıdaki konu ile ilgili makale yazacağım. Bana 3 alt başlık ve her alt başlık için 2 alt başlık öner. Evet, ChatGPT ile makalemizin temellerini oluşturduk ve bir kemik yapı çıktı. Şimdi bunu ne yapacağız? Başlığımızı buraya alacağız ve kopyalayacağız. Ardından alt başlıkları alacağız ve kopyalayacağız. Bunları enterlıyoruz arkadaşlar. Alt başlık yazan bölümleri tek tek siliyoruz. Bunlara gerek yok. Makalemizin ana şeması böyle arkadaşlar. Şimdi her bir alt başlık için Google'a soru soracağız. Her zaman makalelerde bir spot paragraf olur. Bunu yazacağım. Bu konu hakkında bir paragraf bilgi verir misin? Bir paragraf bilgi isteyeceğiz. Bunu alacağız, en üste kopyalayacağız. Bu bizim normal paragrafımız arkadaşlar. Daha sonra ana alt başlıkları başlık olarak seçeceğiz.
Bunu tamamlayalım. Şimdi üçüncü alt başlıkları alt başlık olarak işaretlememiz lazım. Tek tek bu şekilde hiç üşenmeden bunu yapın arkadaşlar. Google'ın yazıyı iyice tanıması için bu gerekli. Bunu yapmazsanız yazınız Google'da aramalarda hiçbir şekilde çıkmaz. Her bir alt başlığın altına bilgiler yazacağız. Bunu kopyalıyoruz. Yine ChatGPT'ye geldik. 2 paragraf bilgi iletir misin? Bir yandan diğerlerini de dolduralım arkadaşlar. Hepsinin altına 2 paragraf, 3, 4 çok basit bir komut veriyorum. Bakın yazdığım tüm içerikler hakkında 2 ya da 3 paragraf bilgi ver. Şu an bilgiyi oluşturuyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Evet, yazımızı tamamladık. Şimdi yazımızı standart bir yazı stiline dönüştüreceğiz. Buradan yazı tipini standart bir yazı tipi olarak seçelim. Daha sonra yazının arka planını ve yazı rengini yine standart olarak belirleyelim. Arka plan beyaz, yazının rengi de siyah olsun. Ve yazıyı okunabilir bir hale getirelim. Siz olsanız bu yazıyı nasıl okursunuz? Başlıkları daha belirgin hale getirelim. Mesela bu alt başlıkları ortalayalım arkadaşlar. Daha okunaklı, kullanışlı bir hal alsın. Şimdi yazımıza resim ekleyeceğiz. Görseli de pexels.com'dan bulabiliriz. Geliyorum, deprem yazıyorum. Daha sonra filtreler bölümüne tüm yönleri yatay olarak işaretliyorum. Neden yatay? Çünkü mobilde dikey resimler tam ekran kapsadığı için insanlar okumak istemiyorlar. Onun için yatay seçmek zorundayız. Ücretsiz indirine tıkladığınız an görseli indirecektir arkadaşlar. Daha sonra yazımızın içerisine girip daha fazla ve daha bol resim eklerseniz yazınız o kadar okunaklı ve kaliteli hale gelebilir. Buraya geliyorum, bilgisayardan yükle diyorum, dosya seç diyorum. Görselimizi yüklüyoruz arkadaşlar. Diğer görselimizi de yükleyelim. Evet, bir tanesini seçtik. Seçtiğimiz görseli buraya koyduk. Çok detaylı teknik ayrıntıya girmeyeceğim. Ancak SEO uyumlu, SEO uyumlu makale nasıl yazılır diye Google'dan araştırın. Görsel yüklerken, başlıklar oluştururken bazı detaylar var. Onlar işinize mutlaka yarayacaktır. Görselin ismine deprem sonrası yazıyoruz. Görseli yeniden boyutlandıralım. Güzel dursun. Şimdi yazımız hazır arkadaşlar. Buraya etiket ekleyebilirsiniz. Deprem anı. Yayınlanma tarihi hemen yayınlayabiliriz. Bağlantımız bu görünecek arkadaşlar. Konum girmeye gerek yok. Evet, şimdi yayınla diyorum. Yazımız yayınlandı arkadaşlar. Evet, şurada gayet güzel bir içerik oldu. Burada kazançlar diye bir bölüm var. Burada Google AdSense hesabınız olması lazım. Bununla ilgili Blogger'dan AdSense hesabı nasıl oluşturulur? Google Blogger'a AdSense nasıl bağlanır diye yazarak araştırabilir ve bulabilirsiniz. Çok fazla ayrıntıya, detaya girmiyorum. Yine de eksiğiniz varsa ve bir ihtiyacınız varsa yorumlar kısmına bırakın. Detaylıca ondan da bahsedeyim. Şimdi size önemli birkaç şey söyleyeceğim. Amacımız web sitesi oluşturmak ve bu web sitesine hit çekmek. Yani insanların ziyaret etmesini sağlamak. İnsanlar web sitesini nereden bulacaklar? Google'dan bulacaklar. Google'da bulabilmeleri için SEO diye bir teknik uyguluyoruz. SEO nedir diye kendiniz araştırın. SEO tekniklerini uygulayarak ne yaptık? TXT'ye, ChatGPT ile konu önerileri aldık. Bolca konu önerisi alabilirsiniz. Oradaki başlıklardan sadece bir tanesini yazdık. Bakın, yayınlara tıkladığımda bir tane yazdık. Siz bir tane yazı değil, gün içerisinde 5 tane, 10 tane, 20 tane, 30 tane üşenmeden 50, 100 ne kadar çok yazı yazarsanız o kadar çok hit alma olasılığınız artar. Amacımız Google'dan hit almak, web sitemizde yer alan reklamlara insanların tıklamasını sağlamak. Bunun için de Google AdSense kullanacağız. Ama bu videomuzun konusu Google AdSense'i buraya bağlamak değil. Bununla ilgili bir sürü video var. İsterseniz ben de anlatabilirim. Bu kazançlar konusunda zaten detaylı olarak size Google AdSense ile ilgili sıkça 3 tane soru sormuş mevcut bir AdSense hesabını nasıl ekleyebilirim? Yoksa ne kadar özelleştirme yapabilirim? Ne sıklıkla ödeme alabilirim? Bu 3 sorunun cevabını burada da ayrıca bulabilirsiniz. Google partneri olacaksınız. Bir süre sonra hit almaya başlayacaksınız. Ve ne kadar çok yazı yazarsanız ne kadar insanların okuyabileceği kaliteli... Kalite tecavüz...
içerikler üretirseniz, ne kadar yaratıcı olursanız, ne kadar güzel görseller oluşturursanız, SEO uyumlu ne kadar çok makale yazarsanız o kadar çok fazla para kazanırsınız. Videomuzun sonuna geldik. Ben Eyüp Esen. Şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Bu kanalda ilk defa beni görüyorsunuz, daha da çok göreceksiniz. Para kazanma ile ilgili birçok size video çekeceğim. Bazı videolar çok para kazandıracak, bazı videolar az kazandıracak ama çok para kazanmak isteyenlerin izleyeceği videolar olacak. Onun için takipte kalın. Sorularınızı da sormayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.